Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadisi var. Can Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benden bir söz öğrenirse ve onu başkalarına aktarır ise Allah onun yüzünü ak etsin. Allah onun yüzünü ak etsin. Ve nice bilgili kişiler vardır. Söylediğim sözleri alır, kendisinden daha bilgili insanlara aktarır. Rabbim onlardan olmayı bize nasip eylesin. Size bir müjde vermek istiyor. Peki bu müjdeyi veren kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O söylemiş, biz de size aktarıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mahşerdeki insanların durumu bana gösterildi. Peygamberler Allah'ın huzuruna geliyor. Herkes kendisi ve ümmetiyle beraber. Kimisi geliyor, yanında iki tane ümmeti var. Bir başkası geliyor, yanında bir tane inanan ümmeti var. Bir başkası geliyor, yanında hiç kimse yok. Ne kadar acı bir şey değil mi? O peygamber için ne kadar acı bir şey. Üzülür yani, peygamberin kaybettiği bir şey yok. Kimsenin iman etmemesinden dolayı o peygamberler hep üzülür. Bizler bu halimizle, bu nakıs olan imanımız ile insanlar camiye, cemaate sırt çevirdikleri zaman biz üzülüyoruz, içimiz de kan akıyor. Bu Allah için, başka hiç kimse için değil ve bunu Allah bilir. Diyor öyle insanlar gelecek, peygamberdir ama ümmeti yok. Fakat daha sonra diyor ki, bir kalabalık grup bana gösterdiler, ben umut ettim ki o benim ümmetimdir diye. Bana dediler ki o senin ümmetin değil, onlar Hazreti Musa'nın ümmetidir. Bunun üzerine Allah Resulüne yanındaki melek diyor ki, bana dedi ki kaldır başını ufka doğru bak. İleriye doğru baktın bir kalabalık, sağa baktın büyük bir kalabalık. Tekrar sola bak dediler, sola baktın büyük bir kalabalık. Dediler senin ümmetin budur diyor dediler. Diyor ben sevindim, mutlu oldum ve ümit ederim ki cennete gidecek insanların yarısı benim ümmetimden olur. Derdini görüyor musunuz? Ümit ederim ki cennete gideceklerin yarısı benim ümmetimden olur. Ve orada sohbeti devam ederken bir işi çıkıyor. Mescidi terk etmek zorunda kalıyor. Gidip gelene kadar sahabe kendi arasında konuşuyor. Kimisi diyor ki onlar biz olamayız. Şeyle ilgili. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete gidecek. Bu sözün ardından mescidi terk ediyor. Sahabe merakla bekliyor ama Allah Resulü gelene kadar kendi aralarında konuşuyorlar. Acaba kimdir hesaba çekilmeden cennete gidecek? Hangi amel sahibi insanlar diye. Kimisi diyor ki ya biz şirk üzerineydik, iman ettik. Biz onlardan olamayız. Kimisi de diyor olabiliriz. Bir kısmı da diyor ki bizim çocuklarımız olabilir. Onlar şirke bulaşmadan imanla tanıştıkları için. İşte bu sohbet devam ederken Allah Resulü içeriye geliyor. O 70 bin kişiyi insanlara bildiriyor, sahabeye bildiriyor. Ve Rabbim onlardan olmayı bize de nasip eylesin. Amin. Kimdir onlar? Bir, diyor ki uğursuzluğa inanmayanlar. Uğursuzluğa inanmayanlar. İki, büyü yapmayanlar. Üç, vücuduna dövme yapmayanlar. Bir, uğursuzluğa inanmayacak. İki, büyü yapmayacak, yaptırmayacak. Üç, bedenine dövme yapmayacak. Dördüncüsü de Allah-u Teala'ya tevekkül yapanlar diyor ki cennette hesaba çekilmeden gidecektir. Rabbim onlardan umayıp cennet nasip eylesin. O arada bu paşa dediğimiz bir sahabi var. Onun hikayesini bilirsiniz. Onu da inşallah başka bir gün paylaşırız. Üzerinde diyor ki çizgili bir elbise vardı.
ayağa kalktı, dedi ki ya Resulallah, benim için dua et, ben onlardan olayım diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inşallah sen onlardan olacaksın dedi. Ardından bir başka sahabi tekrar dedi ya Resulallah, benim için de dua et dedi. Allah Resulü'nün söylediği söz, Ukaşa seni geçti, Ukaşa seni geçti diye bu şekilde sözünü bitiriyor. Rabbim hepimize şu kısacık ömrümüz, üç günlük dünya deniliyor ya, dün, bugün, bir de yarın. Dün gitti, bugün şu anda içindeyiz, yarın meçhul, belli değil. Rabbim günümüzü ve geleceğimizi eğer yaşayacaksak, İslam'la, Kur'an ile, sünnet ile ihya etmeyi, inşa etmeyi hepimize nasip etsin.